Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Don Carlo kariyerimize 6. sezonda devam ediyoruz. Sizlerle en son 5. sezonda Tottenham'da Premier Lig şampiyonluğunu yaşamış. Premier Lig şampiyonluk challenge'ını gerçekleştirmiştik ve istifa ettik. Ondan sonra takım arayışına girdik. Villarreal'e gittik. Çok içime sinmediğimi o videoda da söylemiştim sizlere. Sizlerin de açıkçası benim gibi düşündüğünüzü gördüm ve Villarreal'den istifa ettik arkadaşlar. Ama şu an tam Mart ayına kadar geldik. Evet, sezonun sonuna geldik. Bu bildiğim takım Monaco. Açıkçası arkadaşlar, bu işin Fransa şampiyonluk ayağı da var. İlk sezon çok zor. Bakın, ilk sezon zaten şurada Mart ayındayız. Nisan, Mayıs çok az maç oynayacağız. Çok kötü bir durumdalar. Kadrosuna bakacağız. Ben baktım, biraz fena bir takım değil arkadaşlar. Yani biraz eklemelerle iyi noktaya gelebilir. 1,5-2 sene, minimum 2 sene diyelim. Önümüzdeki sezonda zor bence şampiyonluk, ama 2 sene burada kalıp Fransa şampiyonluğu challenge'ını, Paris Saint-Germain hegemonyasını yıkmak istiyoruz. Ben güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bayer Leverkusen'la da masaya oturduk arkadaşlar. Onlar da beni kabul etti ama erteledim. Monaco daha cazip geldi. Hayırlı uğurlu olsun. 6. sezon kısa bir kariyer olacak artık. Şöyle bakın. Önerilen kadroda Gakpo var, Golovin var, Zimanski, Richarlison, Sanchez, Højbjerg, Calabria, Mukiele, Cuerfield ve Grimaldo gibi oyuncular var. Kötü bir kadrosu yok. Onu size söyleyebilirim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sezon değil. Bu sezon zaten bitik. Birkaç maç oynayacağız takımı tanımak adına, ama bir sonraki sezon başarılı olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdiden taktiği belirlemeyelim şöyle. Gegenpress diyelim. Taktik seçelim, tamam diyelim, sonra hallederiz. Şimdi bir kadroya bakalım arkadaşlar isterseniz. Kadroda şöyle maddi duruma bakalım ilk önce. Kafam karıştı, heyecanlandım. Bir lige bakalım. Evet arkadaşlar, ligde Monaco istediğiniz durumda değil. 5. sıradalar, 25 maç 41 puanla ilk 4 mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz 3. ya da 4. olmak. Paris Saint-Germain 25 maçta 1 mağlubiyet ve 24 galibiyet. İnanılmaz bir performans. 72 puanla neredeyse şampiyonluğunu ilan etmişler zaten. Marsilya 49, Olympique Lyon 42, Lille 42 ve Monaco'muz 41 puanda. Çok zor bir seriye başladık an itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Maddi duruma da bakacağız tabii. Oha! Müthiş bir transfer bütçesi, ama genel durum sıkıntı. Genel durumda 22,5 milyon euro para var. Transfer bütçemiz 119 milyon euro. Maaş bütçesi eksi de. Biraz maaş bütçesini toparlayalım hacı. Biraz toparlayalım, maaş bütçesini artıyalım. Transfer bütçemizde yaklaşık 100 milyon euro civarında önümüzdeki sezon için gayet iyi bir meblağ diyebilirim arkadaşlar. Gayet iyi yani. Evet kadro. Evet kadro arkadaşlar. Kalede Stefano Turati. İyi kalecidir. Turati'yi biliyorum ben. Nereden gelmiştir buraya? Sassuolo'dan 10 milyon euroya gelmiş. Bence iyi az takım kalecimiz olabilecek bir oyuncu. 26 yaşındaki İtalyan oyuncu, hiç kötü değil arkadaşlar. Profil de çok kötü değil. Refleks 16, elle oyunu başlatma 16, elle kontrol 15, bölge hakimiyeti 15 ve birebir 17. Hiç kötü özellikler değil. Jose Sa da emektar kaleci. Jose Sa'yı biliyorsunuzdur zaten. Wolverhampton'daydı galiba. Wolverhampton Sporting, aynen. Sağ bekte Van der Son var arkadaşlar. Brezilyalı sağ beki, çoğunuz biliyorsunuzdur. Bence iyi bir oyuncu. Van der Son'dan verim alırız. 26 yaşındaki Van der Son'dan arkadaşlar Brezilyalı sağ beki kullanırız. Yedeğinde ise Calabria var. Calabria İtalyan, Milan'dan tanıyoruz kendisini. 31 yaşında. Onu da rotasyonda kullanabiliriz sağ tarafta. Yani sorun çıkartmaz. Hatta Nordi Mukiele de var. Mukiele'yi stoper olarak da kullanabilir. Sağ bek rotasyonu çok iyi ya. Nordi Mukiele sağ bek de oynar, stoper de oynar. Hatta Fabinho da var. Fabinho, ama Fabinho bitmiş. Fabinho bitmiş arkadaşlar. Bir senelik sözleşmesi var. Fabinho'yu satabiliriz. Stopere baktığımızda Max Kilman var. Max Kilman şu an itibariyle ki Monaco'da kiralık olarak forma giyiyor. Bence iyi bir oyuncu arkadaşlar. Fena bir oyuncu değil. Zaten kendisi kiralık. Önümüzdeki sezon değerlendirmeyi biliriz. Teknik ve mental anlamı iyi. Fiziksel gücü biraz zayıf ama idare eder 30 yaşındaki oyuncu bana kalırsa. Cuerfield var. Cuerfield'i Tottenham'dan biliyorduk. Tottenham buraya satmış. Monaco'ya satmış. Yollarımız yine kesişmiş. 41,5 milyon euroya satmış arkadaşlar Cuerfield'i. Oynayacak Cuerfield de Monaco'da da faydalandığımız bir oyuncu. Stoper'de oynayacak bir oyuncu. Şu ana kadar kadro kalitesi bence gayet iyi. Mukiele'ye bakmıştık. Disasi var arkadaşlar.
O da rotasyonda kullanabileceğimiz fena bir oyuncu değil. Fizik gücü oldukça kuvvetli. Mental ve teknik anlamda biraz sıkıntısı var ama oynar. Fabinho ve Højbjerg demişler. Sol stoperler yine aynı şekilde. Ya stoper hattımızı biz Kuerfit ve Mukiele'den kurabiliriz. Sol stoperde ise Calabria'ya geçelim. Grimaldo var ama Grimaldo 32 yaşında, artık ne yazık ki fiziksel anlamda bitmiş durumda. Teknik çok iyi ama fiziksel bitik. Evet, sol bekte net bir sıkıntısı var bu takımın. Calabria'da has sol bek diye bu fiziksel özellikleri, hız 11, hızlanma 12, güç 6. Grimaldo biraz zorlanabiliriz. Calabria'yı orada kullanabilirim arkadaşlar. Ters ayaklı sezonun geri kalan kısmında. Zaten Mart ayındayız. 2 aylık bir süreç var. Önümüzde az lig maçı var. Defansif orta sahada Renato Sanchez var arkadaşlar. Renato Sanchez'i iki yönlü ortası. Ben bu takımla ne oynayacağımızı daha karar vermedim. Oyuncuları şimdi bir tanıyalım. Stoperler fena değil. Sağ bek güçlü. Sol bek transfere kesinlikle ihtiyacımız var. Renato Sanchez savaşçı orta saha, iki yönlü orta saha. Her türlü oynar. İyi bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda kadro tutarım diye düşünüyorum bu sezonki performansına göre. İyi profil arkadaşlar. Net iyi profil. Kuerfi'ye bakmıştık. Fofana var. Yusuf Fofana. İyi oyuncu. İyi oyuncu. Yani Renato Sanchez ve Fofana ikilisi fena bir ikili olmayabilirler. Fizik gücü yüksek, basabilen oyuncular arkadaşlar. Fofana'yı gerçek hayata da takip ediyorum. Çok beğeniyorum hakikaten. Fena değil. Çok mu iyi? Hayır, çok iyi değil ama iyi bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz. Fofana'dan sonra abi kurtulamıyoruz. Emir Højbjerg var arkadaşlar. Her yerde karşıma çıkıyor. Yorum yapmıyorum. Tottenham kariyerimizde Højbjerg'le ilgili yorumlarımı biliyorsunuz zaten. Bakalım rotasyonda kullanabiliriz Højbjerg'i. Yorum yapmıyorum, geçiyorum arkadaşlar. Fabinho'ya bakmaya gerek yok zaten. Diğer iki genç oyuncumuz da var. Orta sahada aynı şekilde bu isimler. Golovin var arkadaşlar. Golovin. Golovin iyidir. Golovin iyidir. Solda kullanabiliriz. Ofansif orta saha merkezde kullanabiliriz onu. Ofansif orta sahada kullanabiliriz Golovin'i arkadaşlar. Gizli forvette oynar. Ofansif oyun kurucu da oynar. Her şekilde oynar. Merkez orta sahada biraz kendi mevki değil. Onun haricinde baktığımız zaman Rodri diye bir arkadaş var arkadaşlar. O da sağ kanatta da oynayabiliyor ve o aynı zamanda ofansif orta sahada da İspanyol oyuncu, 28 yaşında. Fena bir profili yok. Fena, çok kötü bir profili yok açıkçası. İyi, fena değil yani Rodri'nin profilinde. İş faydalanabiliriz ondan. Başka Szymański var. Szymański iyi bir topçudur biliyorum. Hem sağda oynar hem merkezde oynar ofansif anlamda, hem de Mezzella'da falan oynatabilirsiniz 28 yaşındaki. İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu da sezonda kalan kısmında kullanabiliriz. Tabii ki göstercikleri performansa göre önümüzdeki sezon transfer listemiz hazır olabilir. Evet, sağ tarafta kim var arkadaşlar? Hücum anlamına geldik. Gakpo. Evet, Gakpo oynar Alagalar. 154 milyon euro, 168 milyon euro transfer değeri var. Gakpo sol taraf. Sol kanat forvete Gakpo'yu koyacağız bir kere. Sol kanat forvet hücuma Gakpo'yu koyacağız. Evet, iyi oyuncu. Rodri'ye bakmıştık. Badu var. Fena bir oyuncu değil. Bir forvet oyuncusu. Has bir forvet oyuncusu. Ben yedekte kullanırız diye düşünüyorum Badu'yu. Tabii forvet rotasyonuna bakmadık daha, kimler var kimler yok, ama kullanabiliriz. Badu'yu da kullanabiliriz. Onun haricinde Matias Cunha var. Evet, Cunha iyi bir oyuncudur arkadaşlar. Cunha iyi bir oyuncudur. Ofansif orta saha merkezde de oynar, forvette de oynar, sağda da solda da oynayabilen bir oyuncu. Biraz mental anlamda sıkıntıları var. Konsantrasyon sıkıntısı. Onun anlamda teknik anlamda güçlü bir futbolcu. Onu da değerlendireceğiz. Aynı zamanda Richarlison yine karşımıza çıkıyor. Evet, Tottenham'dan çok tanıdık dost var arkadaşlar. Yani Richarlison var, Kuerfield var. Şu ana kadar karşımıza çıkan Højbjerg var. Enteresan, enteresan. Richarlison hakkında ben ne olumlu ne olumsuz yorum yapıyorum. Görmem lazım. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Solda da aynı oyuncular çıkıyor. Zaten forvette Richarlison, Badu. Richarlison'u forvet oynatacağız. Badu'dan daha iyi forvettir en azından. Richarlison forvet oynayacak gibi gözüküyor. Evet, şöyle fikstürümüze baktığımızda arkadaşlar, Sporting'de UEFA Avrupa Ligi 16. birinci ayak maçına çıkacağız. Aslında çok kötü bir performans göstermemiş hocalar ama kovmuşlar. Tabii ki durumları çok iç içe değil. Sporting maçına gideceğiz. Ne zaman? 9'unda, 3 gün sonra Sporting maçına gideceğiz. Mutsuz olan oyuncular var. Kaptanı seçelim. Van der Son ve Golovin olsunlar. Tamam. Toplantıya bir katılalım. O önerileri onaylayalım arkadaşlar. Aslında benim bunları ayarlamam lazım. Evet, ben bir antrenman programına, size biraz vakit alacak arkadaşlar. Antrenman programına, teknik ekibe filan Zarsurt'ta bakalım ve Sporting maçına geçelim direkt. UEFA Avrupa Ligi 16. etap 1. ayak karşılaşmasına çıkacağız arkadaşlar. Sporting karşısında bakalım nasıl bir sonuç alacağız, göreceğiz. Orada da gitmek istediğimiz noktaya kadar gitmek istiyoruz ama ligde durum kötü. Ligde kendimizi ilk 4 içine atmaya çalışacağız. Evet, Sporting ilk Monaco ile ilk resmi maçımıza, Sporting maçına geçiyoruz.
Evet arkadaşlar, ilk resmi maçımızdayız. Sporting Lisbon'u konuk ediyoruz. Fransa'da Avrupa Ligi 16. etap 1. ayak karşılaşmasında Arsenal var, Atletico Madrid var. Dikkat çeken takımlar Benfica, Lazio'muz var arkadaşlar. Lazio'yla şampiyonluk yaşamıştık biliyorsunuz. Evet, şimdi ilk önce taktiği yapmadım. Teknik ekip olaylarını hallettim. Bir taktiğimizi yapalım. Bu takım arkadaşlar bana kalırsa 4-2-3-1'in oynar ama çok da ileride basan bir takım da olmaz. Onun da altını çizeyim. Şöyle ufak bir ayarlama yapacağım. Ondan sonra oyunculara bakacağız. İki önlü bek destekleyelim. Pozitif futbol oynarız. Defanstan kısa pasta çıkalım. Tempoyu çok arttırmayalım. Bekler ileri çıkmasın aga. Çıkmasın. Daha çok kontrollü. Karşı pres, kontraya kalk. Tempoyu düşürelim. Beklere yollayalım. Elle kısa ya da stoperlerden başlatalım. Elle kısa oynayalım. Top rakipteyken en önemli burası. Daha sık önde savun yapamayız. Bu takım daha sık önde savunma yapamaz arkadaşlar. Çok zor. Burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi şöyle bir asistan menajer niye var? Kadro seçim önerisi bir alalım bakalım. Bir alalım. Calabria, Kilman, Mukiele, Van der Son, Højbjerg. Højbjerg'i yine koymuşlar ya. Rodri. Ben Szymański'yi kullanabilirim Rodri yerine ya. Golovin, Gakpo, Richarlison'a yaratıcı forvet diyelim. Fofana'yı kullanacağım. Renato Sanchez'e de derin oyun kurucu rolü vermeyeceğim arkadaşlar ben. Derin oyun kurucu rolü vermeyeceğim. Renato Sanchez. İki önlü orta saha destek olsun. Fofana da savaşçı orta saha destek olsun. Aynen bu taktikle çıkabiliriz. Ya da bir Renato Sanchez'i bir tık merkez orta saha desteği atabilir miyiz? Olmaz. İki önlü orta saha destek en verimli görev yeri şey. Tamam, bu kadroyla bir çıkalım bakalım. Golovin, Gakpo, Szymański, Richarlison. Turati, Calabria, Kilman, Mukiele, Van der Son, Fofana, Sanchez, Gakpo, Golovin, Szymański ve Richarlison. İlk resmi maç arkadaşlar. İlk maçın günahı olmaz. Şimdiden söyleyelim. Ne olacağını göreceğiz. Umarım iyi bir sonuç alırız. Umarım iyi bir sonuç alırız. Yani Avrupa Ligi'nde gitmek istediğimiz, gidebildiğimiz noktaya kadar gitmek lazım. Şuradan yetki verelim. Asistan menajeri bundan sonra takım konuşmalarını o yapsın. Bu ne lan? Nasıl bir maça giriş bu? Hadi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun diyoruz. Sporting Lisbon'da tehlikeli bir takımdır. Aslında ilk maçım itibariyle kötü bir rakiple karşılaşıyoruz. Şimdi Szymański aldı arkadaşlar. Vurdu, savunmadan döndü. Açık verdik orada. Çok güzel bir müdahale. Kim kırmızı kart? Abi daha durun ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. 9. dakika 10 kişi kaldık. Bu ne abi ya? Evet, 10 kişiyiz. Calabria, Sanchez. Calabria, Fofana, Sanchez. Orada bir baskı, Gakpo. Ben Gakpo'dan çok umutluyum. Gakpo, savunma, Sanchez. Yine Gakpo. İçeriye. Richarlison vurdu dışarıya. Ulan yine yollarımız kesişti Richarlison'la. Bu maç sıkıntı arkadaşlar. Bu maç çok net sıkıntı. 15. dakika. Edward Sporting geliyor. Edwards iyi bir oyuncudur. Vurdurtmayın. Turati harika bir kurtarış. Harika bir kurtarış. Kalecimizden. Şimdi Edwards yine bir duran top şansı Sporting için. Orta Turati çıktı aldı. Şöyle yapabiliriz sanki. Szymański güzel kademe. Turati sakin. Özür dilerim arkadaşlar. Hafif bir grip geçiriyorum da. Sanchez çok kötü pas. Çok kötü pas. Bir geçiş hücumu şansı ve top filelerimizde. Pedro Gonzalez'in golüyle. Sporting Lisbon 1, Monaco'muz 0. Sanchez'in orada yapmış olduğu inanılmaz pas hatası. İşte burada.
Hızlı geldiler. Pedro Gonzalez'in önüne. Savunmamızda büyük hata. Turati'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. 1-0 mağlup durumdayız. Sporting Lisbon karşısında Fransa'da. Ya tabii maç, bu maç hakkında iyi ya da kötü yorum yapılacak bir durum yok. Çok erken 10 kişi kaldık. Çok erken 10 kişi kaldık hakikaten. Fofana, Mukiele, Fofana iyi gidip dribling yaptı. At pasını artık. Van der Son yine top kaybı. Yine çok basit top kayıpları yapıyoruz. Şimdi Calabria da alamadı ve sağdan Faviria ile geliyorlar. Pedro Gonzalez. Van der Son da alamadı. Vuruş dışarıya. Evet, çok basit top kayıpları yapıyoruz an itibariyle. Şut denememiz var. 10 kişi olmamıza rağmen 4 şut denememiz var ama biraz bu takımın önümüzdeki sezon için gördüğüm şu ilk maç itibariyle teknik kapasitesi yüksek, oyun kurabilecek bir orta sahaya net ihtiyacımız var arkadaşlar. Net ihtiyacımız var. Evet, ilk yarıda ne yazık ki 1-0 mağlup durumdayız. 9. dakikada 10 kişi kaldık. 6 şut 2 isabet, 0-64 gol beklentimiz var. Rakibin de 6 şut 3 isabet, 1-15 gol beklentisi var. Yani çok 10 kişi kaldık ama çok pozisyonda vermedik. Yani 1-0 bile bizi maçın içinde, turun içinde tutan bir skor bana kalırsa. Richarlison çok kötü. Oraya bir Budu hamlesi yapalım. Budu. Haydi bakalım. Ya çok hücumsal riskler de almak istemiyorum açıkçası. Şimdi Van der Son, Renato Sanchez, Szymański, Budu ile geliyoruz. Vurdu kaleci Rui Silva'nın üstüne. İyi bir deneme. Fena bir deneme değil. Şimdi bir duran top, dakikalar 50. Pedro Gonzalez. Savunma çıkarttı. Matias Reis. Gol pozisyonu var. Dışarıya vuruyor Reis. Szymański de çıkartabiliriz. Yani şut denemelerimiz var arkadaşlar. Şu ana kadar 9 şut 3 isabet sağladık. Artık birazcık daha riski alabilirim. Renato Sanchez çok kötü. Höyberg'i alacağım. Yine Höyberg'e kaldık. Szymański yerine de Rodri'yi alalım. Vallahi iyi şut denemesi yaptık. Yani çok net gol pozisyonu da vermedik. Yani bir tane hata yaptık pasta çıkarken. Orada golü yedik. Şimdi Morita, Van der Son, Rodri. Ay abi, çok basit top kayıplarımız var. Çok basit. Edwards solda, Matias Reis geliyor. Edwards aradan oynamaya çalıştı. Çıkarttık ama atak tazeliyor. Sporting Lisbon. Şimdi Höyberg. Fofana, Höyberg. Gakpo, Badu, iyi çıktık. İyi çıktık. Kanada doğru oyunu genişletmeye çalışıyor Badu. Calabria, Gakpo. 10 kişiyle beraberliği yakalıyoruz. Fransa'da Calabria'nın pasında Gakpo attı. Bu takımın yıldızı olacak Gakpo arkadaşlar. Güzel bir genişlettik oyunu. İlk defa Calabria, Gakpo tertemiz dokunuyor topa ve topu filelere yolluyor. 10 kişi kaldığımız maçta 1-1 yakaladık. Henüz 9. dakika 10 kişi kaldık. Yalnız Höyberg'in de golde büyük bir katkısı var. Enteresan. Şimdi Calabria, Gakpo. Sakin çocuklar. Biraz topu indirmemiz lazım. Diasi, Höyberg, Fofana, Rodri, Badu, Van der Son. İyi geldik. Güzel geldik. Van der Son kaptan götürüyor. Çekti. Bıraktı Fofana. Ceza sahasına bir kafa vuruşu dışarıya Badu'dan. İyi bir fırsat Stade de Louis'de. 79. dakika içindeyiz. Şimdi bir duran top. Gakpo. Ulan var ya, 10 kişiyle 2-1 kazanırsak inanılmaz bir başarı olur. Rodri dışarıya vurdu. O ne iğrenç bir vuruş. Rodri ayağına sokayım. Rodri ne yapıyorsun Rodri? Vallahi rakibi yani rakipten daha fazla şut girişimimiz var an itibariyle. Enteresan. 10 kişi kalmasak açıkçası ne izleyeceğimiz konusunda bir şey diyemiyorum.
Bence kötü bir sonuç değil. Henüz 9'da, 9. dakikada 10 kişi kaldık. Pedro Gonzalez'in golüyle yenik duruma düştük. Gakpo ile beraberliği yakaladık arkadaşlar. Ki istatistikler de başa baş. 16 şut 5 isabet 1.45 gol beklentimiz var. Onların 12 şut 7 isabet 1.61 gol beklentisi var. Gakpo 7.9, Fofana 7.4, Calabria 7.2 ve Turati 7.3 ile oynadılar. 10 kişi kalmasak farklı bir sonuç çıkabilirdi arkadaşlar. En azından Portekiz'e umutlu gideceğiz. Portekiz'e umutlu gideceğiz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj bence. Evet, Kilman cezaya itiraz edelim ama bence doğru karardı. Evet, direkt maça gidelim. Strasbourg maçına gidiyoruz. Şimdi 3 gün sonra ligde 9. sıradalar. Biz hedefimiz ilk 4 içinde bırakmak ligi, bitirmek ligi. Ligin boyu da kısa. Çok maç oynamayacağız. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Ama ilk maçtaki en azından nasıl diyeyim, tepki gösteren bir takım olması iyiydi. Ben Kilman yerine Queerfield'ı kullanacağım bu karşılaşmada. Matias Cunha'yı da şöyle koyalım. Höyberg Fofana yerine gelsin. Ufak tefek rotasyonlar yapacağım. Çünkü önümüzde şey maçı var arkadaşlar. Grimaldo'yu almayalım. Tamam. Şöyle yapalım. Bekleri çıkartalım. Strasbourg'la iç sahada oynayacağız sonuçta. Hadi bakalım. İki kanat forvet. Bir ofansif orta saha hücum. Evet, ilk galibiyetimizi arıyoruz. Rakip Strasbourg. 9. sıralar. Kötü değil. Kötü değil. Ben buradan güzel bir hikaye çıkartacağımızı düşünüyorum Monaco'dan. Transfer bütçemiz gayet iyi. Önümüzdeki sezon işte ilk şeyi yaptık arkadaşlar. Yani ilk olayı koyduk. Teşhisi koyduk bu takıma. Teknik bir oyun kurucu lazım. Teknik bir oyun kurucu şart oğlu şart. Evet, alttan şöyle futbol direktöründen isteyelim. Altyapıdan oyuncular geliyor. Sebastian Puquen. Fena değilmiş 15 yaşında. Muhammed Bari. Moritanya neresi ya? Hadi bakalım. Sonra da Sporting Lizbon maçına gideceğiz arkadaşlar. Birbirinin rövanşında Portekiz'e gideceğiz. Yalnız bu Paris Saint-Germain'i nasıl geçebiliriz? İnanın hiçbir fikrim yok. Bir mağlubiyet almışlar. Koca sezonda sadece 3 puan kaybıyla geliyorlar. Müthiş bir başarı tabii ki ama enteresan bir challenge. Hemen bir sene değil, önümüzdeki sene bence olmaz ama bir iki sezon beklersek ben yapabileceğimizi, takımı oturttuktan sonra şampiyonluk yarışına gireceğimizi düşünüyorum. 4-0'la geçmişler Saint-Étienne'i. Hayvan herifler. Bizim maçımız yoktur umarım. Evet, match day Strasbourg. Bakalım nasıl bir karşılaşma ortaya koyacağız. Fransa Ligi'ndeki ilk maçımız. Turati, Calabria, Queerfield, Mukiele, Van der Son. Hatta ben bu karşılaşmada Grimaldo'yu da kullanmak istiyorum. Rotasyon yapıyorum Portekiz'i düşünerek. Sanchez, Højbjerg, Szymański, Cunha, Gakpo ve Richarlison 11'de çıkıyorum. Richarlison yerine de Badu'yu atacağım hatta arkadaşlar. Badu'yu son maçta ben çok beğendim. Devam. Bakalım neler olacak göreceğiz. İlk teşhis, bu takımın sol beke ihtiyacı var. Bence stopere de ihtiyacı var. Merkez orta sahaya muhakkak teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuya ihtiyacı var. Hücumda Gakpo iyidir, Golovin iyidir, Cunha iyidir. Sağ tarafta Szymański bir ihtimal ama iyi bir forvete ihtiyacı var. Yani önümüzdeki sezon 4 tane net transfere ihtiyacı var. Şu an benim gördüğüm bu takımın. Van der Son, Mukiele, Queerfield, Sanchez, Gakpo çok güzel çıktık. Badu'nun önüne çok iyi pas attı ve golü de attı. Badu, Gakpo. Takımın yıldızı olacağına inanıyoruz. 1-0 öndeyiz Strasbourg karşısında. Güzel çıktık ama. Harika pas. Badu çok bitirici iyi değildir. Badu önümüzdeki sezon yedek golcü olarak kullanabiliriz ama çok iyi bir golcü lazım arkadaşlar. Yani biz ne golcülerle oynadık. Evet, 1-0 öndeyiz arkadaşlar Strasbourg karşısında. Şu ana kadar fena bir maç başlangıcı yapmadık. Rakibe pozisyon vermedik en azından. Şimdi Suslov.
Gakpo Kunhara'ya girmeye çalışıyor. Alamadık. Pavlovic, Toure, Freuler, Pepe, Kuerfield karşıladı. Gakpo, Badu, Kunha aradan bırakırsa golü atarız. Kunha, Badu gol pozisyonu 2-0. Müthiş çıktık, müthiş bir gol. 15 dakikada 2 geçiş hücumu 2-0. Yine Badu sahnede Kunha'nın asistinde. Stade de Luz yıkılıyor. Çok güzel çıktık. Ben burada sağa bırakır dedim. İyi ki bırakmamış, ofsayta kalabilirdi. Çok tam zamanında pasını bırakıyor. Kunha ve Badu topu filelere yolluyor. 2-0 öndeyiz Strasbourg karşısında. Ben şu ana kadarki oyunu beğendim. Højbjerg, bir top kaybı, ağzıma tüküreyim. Solanke, Grimaldo, Kunha. Grimaldo'nun fiziken bitik ama teknik iş yapar. Sanchez, Kunha, Badu! Offside bayrağı kalktı. Bir inceleme olacak. 20 dakikada hat-trick tamamlayabilir Badu. Enteresan. Gol geçerli 3-0, dakika 20. Ayağımızı bastık. Monaco'da farkı hissettiriyoruz Stade de Luz 2'de. 2-3-0. Badu'nun hat-trick'i, Gakpo ve Kunha'nın çok iyi oyunları var arkadaşlar bu arada. Yani Kunha'nın şu performansıyla iki asisti var. İlk 11'e atabilirim Portekiz'de. Evet, ilk önce her zaman güçlü takım savunması. Şu ana kadar da çok iyi takım savunması yaptık hakikaten. Ya golü bir şekilde üretiriz. Sanchez, Kunha, Badu, Gakpo aldı önüne. Çeker mi? İçeriye doğru olmadı. Ama hatamız devam edecek. Guerfield. Güzel kontrol. Grimaldo. Bıraktığı Højbjerg. Renato Sanchez yine Badu'nun önüne. Yeter oğlum, atma artık. Dışarıya vurdu. Şu ana kadar 9.3'te Badu gecenin yıldızı. Gakpo 7.7, Kunha 8.7 ile oynuyor arkadaşlar. Rakibe net pozisyon vermemek gerçekten önemli. Bir iki girişimleri var. İki isabetli şutları var. Ama çok net gol pozisyonu vermedik. İlk yarıda ağırlıklı olarak geçiş hücumlarıyla da golleri bulduk. Grimaldo kaleye vurdu dışarıya. Ve 3-0'da öndeyiz. 10 şut 3 isabet 3 gol. Tertemiz, hiçbir 34 gol beklentisi. 7 şut 3 isabet 0-67 gol beklentisi. Birazcık gol pozisyonu vermişiz ama. Son anlarda. Çünkü 7 şut 3 isabet 3.67 gol beklentisi bize sıkıntı yaratabilir açıkçası. O yüzden takım boyunu birazcık daha geri çekeceğim ben. Şu... Haydi bakalım, devam. Evet, 50. dakikadayız. Skor 3-0. Birazdan birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. Szymański'yi kötü görüyorum arkadaşlar. Onun dışında Sanchez'i, Højbjerg idare eden bir performans. Dakikalarda 60. Szymański kafa vuruşu, Kuerfield'den dışarıya gidiyor. Direğe çarpan top dışarıya gidiyor. Şimdi çıkamadılar. Kuerfield. Mukiele. Højbjerg. Mukiele, Szymański, çok güzel geldik. Van der Son geliyor, Van der Son geliyor. Orta Kunha, son anda müdahale, korner. Kaleye giden topa ayak soktu Strasbourg savunması. Evet, birkaç oyuncu değişikliği yapacağım. Tamamıyla Calabria'yı alalım. Portekiz'deki maçı düşünerek Richarlison'u alacağım. Golovin'i de Kunha yerine alacağım arkadaşlar. Devam. 67. dakika. Böylelikle Fransa Ligi'ndeki ilk maçımızdan galibiyetle ayrıldık diyebilirim. Uzatmalarla birlikte yaklaşık 27-28 dakika var ama bir sıkıntı olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Çok mu iyi oynadık? Hayır. Müthiş bir yarım saat oynadık. 3 gol bulduk Badu ile ilk 20 dakikada daha. Birkaç pozisyon verdik ama bu takımı oturtacağımıza eksiklikleri, teşhisleri koyduk. Bu sezonu geçelim. Transfer döneminde önümüzdeki sezona daha güçlü bir Monaco oluşturacağımıza inanıyorum. Şimdi Calabria. Geriye bıraktı. Mukiele. Solda Grimaldo. Grimaldo götürmeye çalışıyor. O fizikle çok iyi götürdü bence. Ortayı da yaptı. Szymański vurdu dışarıya. Şimdi Denis Suarez. Bir duran top şansı, dışarıya vuruyor Pavlovic. Strasbourg gole yaklaştı bu pozisyonda. Dakikalar 70, tur atlayan Coerfield. Yerden Grimaldo. Richarlison. Golovin. Çok güzel çıktık. Szymański, Badu içeride top bekliyor. Yerden son anda savunma. Şimdi Pepe.
Pavlović orta sahada, Tuta. Evet, baskımız devam ediyor hemen o bölgede. Şimdi Suslov'la geliyorlar. Aradan Denis Suarez güzel geldiler arkadaşlar ve golü çok güzel bir gol buluyor. Sabri ile Strasbourg farkı 2'ye indiriyor. Çok güzel bir geçiş hücumu. Orada merkezde şurada alamadık topu. Ve ondan sonra 4-2-3-1'in sıkıntısı. Pepe'den orta, Sabri'den gol. Güzel gol yedik. Yani gol yiyeceksen de böyle kaliteli gol yiyeceksin aga. İyi gol yedik. Yalnız iyi yedik. Pozisyon verdik ama. Yani 12 şut 5 isabet Strasbourg gibi bir takıma biraz fazla arkadaşlar. Şimdi Mukiele'den Højbjerg. Badu, Richarlison bir geçiş hücumu şansı yakaladık. Richarlison soldan geliyor. Çekti, çıkartamadı içeriye. Grimaldo araya giremedi. Mukiele bir kontra atak şansı daha. Suslov. Suslov geçer. Grimaldo fiziken yok. Suslov. Şimdi sıra bizde diyoruz. Simanski attı Richarlison'a. Bir geçiş hücumu. Richarlison. Kalecinin büyük hatasıyla golü buluyor. 4-1 dakika 78. Richarlison stadı yıkıyor. 4-1 yakaladık Strasbourg karşısında. Devam. Güzel geçiş hücumları maçı belirledi arkadaşlar ki gerçek hayatta da geçiş hücumları zaten artık futbolun neredeyse bir numaralı unsuru oldu. Pas oyunundan daha çok geçiş hücumlarını iyi oynayan takımlar kazanıyor. Burada da tackling, pres, şok pres, top kapış, dikine tiki taka. Evet, 82. dakikadayız. Şimdi Calabria. Szymański, Calabria. Mukiele, Kuerfield, Grimaldo. Sol taraftan geliyor sol bekimiz. Geriye çıkarttı Kuerfield. Yine Grimaldo. İçeriye. Badu dışarı vurdu. Valla Grimaldo o yaşına rağmen bence iyi orta yapıyor yani şu an itibariyle. Ama performansı çok yeterli mi? Değil. Evet, iyi hücum performansı. Savunmada biraz sıkıntılarımız var arkadaşlar. Yani bir gol yedik ama rakibin 13 şut 6 isabet 1.44 gol beklentisi var. 4 gol attık. 21 şut 7 isabet 2.37 gol beklentisinden. Richarlison 7-4. Maçın adamı Bado hat-trick yaptı. 9.1. Gakpo 7.7. Renato Sanchez 7.1. Kunha çok iyi oynadı. 8.6. Kuerfield 7-3. Mukiele 7-4 ve Turati 7 ile oynadılar. Böylelikle Fransa Ligi'ndeki ilk galibiyetimizi ilk maçımızda almış olduk. Tabii ki bu bize büyük bir moral veriyor ve bu galibiyetle 26 maç 3'te 44 puanla 3. sıraya çıktık arkadaşlar. Geride kalan 8 maçımız var. Bakalım belki Marsilya'yı yakalayabiliriz. Bir ihtimal ama 3. sıra Şampiyonlar Ligi bileti demek ki bizim için de ideal bana kalırsa. Bu sezon için en azından ilk 4'te olmak başarı. Evet arkadaşlar, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Portekiz'e gidiyoruz. Sporting Lisbon'la 1-1'in rövanşına çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Portekiz'deyiz. 1-1'in rövanşında Sporting Lisbon karşısındayız. Bakalım turu geçecek, skor alıp çeyrek finale yükselebilecek miyiz? Turati, Calabria, Kuerfit, Mukiele, Van der Son, Renato Sanchez, Fofana, Gakpo, Kunha, Rodri ve Badon 1 ile çıkıyoruz arkadaşlar bu karşılaşmaya. Yani ilk maç kötü değildik. 10 kişi kalmış olmamıza rağmen belki galibiyeti bile alabilirdik. Deplasman gol avantajının olmaması bizim için ciddi bir avantaj. Bakalım nasıl bir skorla döneceğiz. Strasbourg'u da yenerek geldik. Moralli geldik. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum Monaco kariyerimize. Amrabat, Coates. Amrabat. Tete. Fofana, Kuerfit, Calabria, Turati. Mukiele. Sanchez. Güzel top attı. Rodri. Bugün Rodri'yi tercih ettim. Szymański yerine. Bıraktı Fofana. Gakpo. Gakpo güzel döndü. Vurdu, kaleci harika çıkarttı. Müthiş vuruş Gakpo'dan. Kaleciye de el işaretini yapıyor. Daha nasıl vurayım diyor. İlk şut, ilk tehlike Monaco'muzdan. Gakpo savunma çıkarttı Kunha. Kunha getiriyor. Golovin'i de oynatmadık. Kunha son maç performansıyla hakikaten ilk 11'i hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Müthiş oynamıştı Strasbourg maçında. Evet, karşılıklı şutların olduğu bir karşılaşma diyebilirim. Çok iyi başlayamadık. İlk 10 dakikalık zaman diliminde rakibe de verdiğimiz 4 şut imkanı var. Bizim de 3 şut 2 isabetimiz var. Şimdi Pedro Edwards sağ taraftan Favre fırladı. Calabria alamadı. Tehlike var kalemizde. Tehlike var, dışarıya vurdu. Evet, biraz savunmada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Savunmada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şu orta sahalarda. Şurayı Savaşçı orta saha destek verelim. Bir geri alalım. Haydi bakalım, devam.
Fofana. Şimdi Edwards çıkartmak istedi. Rodri, Van der Son, Sanchez, Fofana, Van der Son, Renato Sanchez. İçeriye doğru Badu ama zor pozisyon dışarıya. Ve 0-0 iki takım da karşılıklı atakları var. Yani muhtemelen arkadaşlar bu karşılaşma öyle kısır bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Atan'ın kazanacağı ki normal Atan kazanır zaten. Bir maç Gakpo ceza sahasında Gakpo çekti. Dışarıya Calabria, Renato Sanchez vurdu savunmadan sekti. Atak devam edebilir mi çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar ve Pedro Gonzalves'le bir kontra atak şansı yakaladı Sporting. Orada aldı Rodri çok sinsi geldi. Fofana, Kunha aradan Gakpo gole gidiyor. Gakpo müthiş first touch dışarıya vurdu Gakpo. Çok iyi fırsat. Kunha'dan yine çok iyi bir pas geldi. İlk yarım saatlik dilim 0-0 geçiyor Portekiz'de. Şimdi Rui Silva. Bir top kaybı. Rodri araya girdi. Rodri. Rodri. Badu. Badu yine atıyor. Son maç hat-trick vardı. Bugün de attı. 34. 33. dakikada. 1-0 öndeyiz. Sporting Lisbon deplasmanında. İşte Rodri. Bıraktı Badu. Karşılaşmanın 38. dakikası 1-0 öndeyiz. Avantajı aldık an itibariyle. Şimdi Renato Sanchez, Van der Son. İnanılmaz bir atak kaleciden ama devamı evet Kunha aldı topu. Kunha çok iyi lan Kunha. Ulan nazar değdirdik. Coates, Morita ve Favre ile çıktılar. Evet çok kötü bir ilk yarı oynamadık arkadaşlar. İstatistikten anlamda şut denememiz olsun. İsabetli şutumuz olsun, gol beklentimiz olsun an itibariyle rakibin önünde. Van der Son, Renato Sanchez, Rodri. Van der Son sağ taraftan koptu geliyor. İçeriye Badu'ya doğru savunma çıkarttı Gakpo. Müthiş aldı önüne. Harika Gakpo çok iyi ya. Gakpo! 2-0! Fofana'dan pas Gakpo'dan gol. 2-0 öndeyiz Sporting Lisbon deplasmanında. Totalde skoru 3-1 yapıyor Monaco'muz. Ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmak için çok büyük bir avantaj elde ediyor. İşte Gakpo harika hareketler. Koşuyu gösterdi pası aldı ve tertemiz bitiriyor. Evet önümüzdeki sezon Gakpo'yu çok iyi kullanmamız lazım. Çok yetenekli. Yalnız biraz sakatlık sıkıntısı var. Evet çok iyi bir ilk yarı oynadık. 12 şut 5 isabet 1.35 gol beklentisinden 2 gol bulduk. 7 şut 1 isabet ve 0.46 gol beklentisinden tuttuk rakibi sadece. Beklentimden iyi bir takım performansı alıyorum ki benim çok tercih ettiğim orta saha olmamasına rağmen, orta saha oyuncu havuzu olmamasına rağmen kısacası arkadaşlar. Evet şöyle ikinci yarıda birazcık tempoyu düşürelim. Bekler de ileri gitmesin. Koşu yolu pası açalım. Devam. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Karşılaşmanın 61. dakikası. İkinci yarıda Sporting Lisbon'un denemelerini görüyoruz. Fofana, Renato Sanchez, Fofana. Yine Gakpo'nun koşu yoluna. Gakpo aldı. Gakpo. Gakpo. İçeriye Kunha vurdu. Savunmadan döndü. Tehlikeli geldik. Calabria, Gakpo, Fofana vurur. Dışarıya vurdu. Dışarıya vurdu Fofana. Şu ana kadar Gakpo 8 performans puanıyla geceye damga vuruyor arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Kunha yerine oraya birazcık daha Szymański'yi alabiliriz. Fiziksel olarak daha güç katması adına. Sanchez'in sarı kartı var. Højbjerg'i alalım. Richarlison da Gakpo yerine atalım. Gakpo çünkü dediğim gibi sakatlık sıkıntısı olan bir oyuncu arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Evet karşılaşmanın 78. dakikası 1-1'in rövanşında Portekiz'de 2-0 öndeyiz Sporting Lisbon karşısında. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adım adım gidiyoruz arkadaşlar. İyi de oynadık. Özellikle ilk yarıda gerçekten çok başarılı bir Monaco izlediğimizi söyleyebilirim. 2 gol beklentisine geldik ve çeyrek finale çıkıyoruz. 20 şut 6 isabet 2.07 gol beklentisinden Badu ve Gakpo golleri. 14 şut 4 isabet 1.09 gol beklentisi verdik rakibe. Fofana 8.1 ile gecenin adamı. Gakpo 8, Rodri 7.3, Renato Sanchez 7.4, Calabria 7.5, Querfield 7.3 ve Turati 7.3 ile oynadılar. İyi performans, sağlam skor arkadaşlar. İlk maçta da iyiydik. 10 kişi kalmamıza rağmen ilk maçta da iyiydik ve çeyrek finalde çıkmayı başardık. Çeyrek finale çıkmayı başardık. Fofana maçın en iyisi arkadaşlar. Højbjerg sarı kartının sebebiyle oynayamayacak. Şimdi Cannes deplasmanına gideceğiz. Bu videodaki son maçımız olsun arkadaşlar Cannes deplasmanı. Şöyle bakalım. Hatta daha sonra Cannes maçından sonra bir
milli ara var. Daha sonra öteki videoda devamını getiririz. Hem takımımızı tanıdık hem de bir maç oynamış olduk. Bu sezon bir geç ya bu sezondan bir beklentimiz yok. Lazio ile oynayacağız. Eski takımız Lazio ile oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi kan deplasmanı kazanırsak çok iyi bir başlangıç. Hakikaten iyi bir başlangıç yapmış olacağız. Rakip 14. sırada. Ondan sonra Saint-Étienne maçıyla başlamış olacağız. Önümüzdeki video arkadaşlar lig maçlarına. Paris Saint-Germain Auxerre deplasmanında Olympique Lyon ve Marsilya'nın maçları da bizim için önemli. Çünkü ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki takımları artık biz takip ediyoruz arkadaşlar. İtibariyle biz üçüncü sıradayız. İki ile ve dördüncü sıradaki takımlar sezon içindeki bizim durumumuzu belli edecek. Evet, Paris Saint-Germain kazanmaya devam ediyor. Marsilya 4-0 ile geçmiş. Olympique Lyon da kazanmış. Şu an itibariyle dördüncü sıradayız. Kazanırsak arkadaşlar Olympique Lyon'un üstüne çıkacağız. Evet, Marsilya da oldukça iyi gidiyor. Haydi bakalım. Lazio'yu da geçebiliriz bu arada. Ben söyleyeyim size. Gerçi biz onlara iyi bir kadro bırakmıştık ama o kadro dağıldı. Bayağı dağıldı. Kangleri gitti, Milinkovic Savic gitti. Bayağı isim gittiğini, ayrıldığını, bizim şampiyon olan kadromuzdan ayrıldığını biliyorum arkadaşlar ama hedefimiz Avrupa Ligi değil. Bu sezon ilk 4 içinde kalmak. Tabii ki Avrupa Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Evet, şimdi ne yapacağız? Yine şunu bir savaşçı orta saha desteği atalım. Fazla bir değişiklik yapmayacağım arkadaşlar açıkçası. Son maçtan memnundum çünkü performanstan ama biraz kondisyon anlamında sıkıntı var. Gakpo'yu görüyorsunuz. Ama bir milli ara var. Simanski'yi atalım sadece. Devam. Turati, Calabria, Kuerfit, Mukiele, Van der Son, Sanchez, Fofana, Gakpo, Kunak, Simanski ve Badu 11'iyle çıkıyoruz. Biraz yorgunluk var takımda. Umarım çok etki etmez. Bir milli ara var. Orada fiziken toparlarız kendimizi. Kayende zor deplasmanlardan biridir arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Haydi bakalım. Vurduğumuz gol, yediğimiz offside olsun. 3 puan bizim için çok iyi bir başlangıç demek. Fransa Lig 1'deki ilk dış saha maçımız aynı zamanda bu karşılaşma. Şimdi Calabria'dan çok basit bir top kaybı. Geriye doğru. Schlager. Brassier. Aradan Gueye'yi kaçırdılar. Orta ceza sahasında tehlike var kalemizde ve Edi Salcedo, onu Inter'den biliyoruz. Skoru 1-0 yapıyor. Yazık ki topu filelerimizden çıkartıyoruz. Erken bir gol yedik. Bakalım bizim için iyi bir deneme olacak. Geri dönüş yapabilecek miyiz? Sol bek, pasör, stoper. Teknik bir orta saha net olur, net şart bu takıma. Şabola, Guaye. Yine Muffy'yi kaçırdılar. Kayan acayip geliyor ilk dakikalar itibariyle. Şimdi Renato Sanchez. Şabola, Rodriguez. Alamadık. Bir türlü teknik yapamadık an itibariyle. Şimdi Turati'de kaldı. Maçın 13. dakikası. İyi başladı ev sahibi. Hakikaten iyi başladılar. Haklarını teslim edelim. Biz de bir o kadar kötü başladık. Şimdi Mukiele. Van der Son. Van der Son, nereye gidiyorsun? Mukiele sol tarafta, Kuerfield. At abi Calabria'nın önüne ya. Gakpo aradan bıraktı. Simanski fırladı. Badu önünde buldu, golü attı. Savunmanın büyük hatasında Badu sahneye çıkıyor. Ve 1-1 yapıp kalıyoruz Caen deplasmanında. Biraz şans golü diyebiliriz arkadaşlar bu pozisyonda. İşte Fofana dikine oynuyor. Gakpo aradan bırakıyor. Savunmanın büyük hatası. Ve Badu atmaya devam ediyor. Şu ana kadar oynadığımız tüm maçlarda golü var Badu'nun. 1-0 öndeyiz. 1-1, pardon, özür dilerim. İlk isabetli şut bu arada. Takımımızın atmış olduğu ilk isabetli şutta da golü bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi Simanski, bir duran top. Orta savunma çıkarttı. Gakpo. Simanski, Gakpo. Penaltı beklentimiz olmadı. Simanski, Renato Sanchez. Bıraktı Mukiele. Renato Sanchez. Ceza sahasında Fofana. Van der Son. Ulan atın şu topu sol tarafa be. Kuerfield. Fofana.
Calabria, Queerfield. Şimdi içeriye ve Gakpo! Gakpo 2-1. Geriden geldik, öne geçtik. Gakpo attı 2-1. Devam. İşte Queerfield, Fofana, Calabria, yine Queerfield, Gakpo'nun koşusu ve topu filelere gönderişi. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. İyi başlayan ev sahibine güzel cevap verdik. Geriye düştüğümüz maçta da skoru aldık. Kayen deplasmanında. Şimdi Kunha. Mukiele çıkartamadı. Şabola. Şimdi iyi açtılar, iyi genişlettiler oyunu. İyi genişlettiler ama orada Van der Son kaptan araya girdi. Topu Sinsici aldı, bıraktı. Ah be oğlum ya. Salcedo. Queerfield basıyor. Tehlike var kalemizde. Ceza sahası içine doğru 2-2. Yani inanılmaz bir top kaybı. Çok basit bir gol yedik. Tam oyunun kontrolünü elimize almışken böyle bir gol yemek bize yakışmadı açıkçası arkadaşlar. İşte Salcedo. Saibari. Merkeze oynuyor. Orada boşluk var. Kapatamadık. Rodriguez. Çünkü yerleşemedik. Çok iyi vurmuş bu arada. Hakikaten iyi gol yedik. Hakikaten iyi yedik. Şimdi yine long base. Uzun top, bu topları almak önemli. Yine alamadık. Şimdi aldık. Simanski. Aradan Kunan'ın önüne. İçeriye. Gakpo gol pozisyonu. Son anda kaleci çok iyi çıkarttı Schlager. Gakpo. Üçüncü gole yaklaştı Monaco'muz. Simanski. Duran top şansı. Orta. Kaleci çıktı. Schlager aldı. Şu an Gakpo, Bodu, Kunha, Queerfield ve Mukiele'nin performansları çok iyi. Açıkçası ilk yarıda iyi oynadık arkadaşlar. Yani istatistiklere baktığımız zaman 3 mutlak gol pozisyonumuz var. Rakibin 0. 1.59 gol beklentimiz var. Rakibin 0.38. Ama 2 gol yedik. İstatistikler mini etek gibi. Skor 2-2, 10 şut, 4 isabet, 1.70 gol beklentimiz var. 5 şut, 2 isabet, 0.4 gol beklentileri var. Devam. Evet, 55. dakikadayız. Birazdan birkaç oyuncu değişikliği yapacağız. Hem taktiksel anlamda da riskleri alacağız arkadaşlar. Biraz önde basacağız. Simanski yerine Rodri'yi alacağım. Bugün orta saham çok kötü. Fofana yerine bir Højbjerg yapalım. Renato Sanchez iki önlü orta sahaya atalım. Højbjerg orada cebelleşsin. Bekleri yap, birazcık iki bir yeni bek hücuma atalım. Bir puan da kötü değil. Bir puan da kötü değil. Ben diyeyim size. Bir puan da kötü değil açıkçası. Bunu ters ayaklı kanat oyuncusu hücuma yapalım. Tamam, hücuma yapalım. Tamam, hadi bakalım. Evet, ikinci yarıda biz de durduk. Rakip de durdu. Skor 2-2, Mofi. Şabola, Kobot. Uzun top, bu topları almak önemli. Şimdi Queerfield, Renato Sanchez, Højbjerg. Bıraktı sağda Van der Son. Van der Son çizgiye güzel indi. Orta geldi. Gakpo bıraktı. Kunha vurdu. Direğe çarpan top dışarıya gitti. Şanssız bir an. Şimdi Van der Son. Kunha. Rodri, Højbjerg. Van der Son. Renato Sanchez. Ve top filelerde. Rodri 3-2. 3-2 öndeyiz 67. dakikada. Kayen deplasmanında. Yalnız stat atmosferi falan çok iyi değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Gişeler falan var stadın dışında. Højbjerg. Renato Sanchez, birazcık yine şans var arkadaşlar. Rodri'nin önüne düşüyor ve Rodri topu filelere yolluyor. Evet, 3-2. Bence maçı hak edecek bir oyun da ortaya koyduk. Bana kalırsa. Karşılaşmada da 75. dakikadayız. Yalnız Gakpo birazdan yığılacakmış gibi bir hali var sahaya arkadaşlar. 7.7 ile oynuyor ama fiziken bitmiş durumda. Şimdi Van der Son. Dakikalar 90. Kaptan götürmeye çalıştı. Bolon bu araya giriyor. Bressier. Schlager uzun oynadı. Bu topları sakın bırakma. Sakın bırakma. Queerfield. Renato Sanchez. Gakpo. Badu. Bıraktı. Calabria geliyor. Renato Sanchez orada bir an için topu kaptırmıştı. Van der Son oynadı. Van der Son çıkarttı. Yine attı. Offside bayrağı kalktı. Olmayabilir offside. 4-2 yakalayabiliriz arkadaşlar Kayen deplasmanında. Van der Son'dan asist gelecek. Badu golü atmış olacak. Gol geçerli. 4-2.
4-2 öndeyiz. İyi başladık. 2 Fransa Ligi maçında 2 galibiyet. Avrupa son 16 tur maçlarında Avrupa Ligi'nde bir beraberlik, bir galibiyetle turu geçip çeyrek final yaptık ve 4 maçta fena bir başlangıç yapmadık Monaco kariyerimize. Açıkçası eksiklikleri de görüyoruz saha içinde. Ona göre de önümüzdeki sezon transfer döneminde ki transfer bütçemiz de iyi hamleler yapacağız. 4-2 ile geçiyoruz Kayen'e arkadaşlar. Goller Badou 2, Gakpo ve Rodri'den. Salcedo ve Rodriguez golleri var ama rakibe sadece 0.6 gol beklentisi verirken biz 2.96 gol beklentisi bulduk. İyi bir hücum performansı. Cuerfield 8.4, Van der Son 8.2, Mukiele 7.5, Kunha 7.1, Renato Sanchez 7.1, Gakpo 7.8, Batu 8.2 ve Rodri 7.2 ile oynadı arkadaşlar. Ama fiziken bitmiş durumdayız ama Allah'tan bir milli ara var. Evet, lig tablosuna bakacağız. Bu sonuçtan sonra 27 maç 47 puanla 3. sıradayız. Hedefimiz arkadaşlar kalan 7 karşılaşma var. İlk 4 arasında yer almak, 3.'lüğü sağlamlaştırmak istiyoruz. Sezonun geri kalanında ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz açıkçası. Oradan da iyi bir para gelecektir bize tahminen kasamıza. Avrupa Ligi'nde ise gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi çalışacağız. Evet, Cuerfield iyi bir performans ortaya koydu, aslan parçası. Evet arkadaşlar, şimdi önümüzdeki videoda neler yapacağız? Saint-Étienne maçıyla başlayacağız. Lazio UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarını oynayacağız. Auxerre maçı var. Bordeaux var. Brest var. Paris Saint-Germain maçı geliyor. Bakalım, ben umutluyum. Bu kadrodan bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Önümüzdeki sezon değil ama bir sonraki sezon belki de Paris Saint-Germain hegemonyasını Monaco ile yok edebiliriz Lig 1'de. Bitiriyorum. İzlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın ve Football Manager 2023'te kalın diyorum.